Evet, Kübra Ilgaz ve yakın arkadaşı Ayşe Kararlı yine beraberiz. İddialar havada uçuşuyor. Bugün hanımlar çok şıksınız. Teşekkür ederim. Aynı Sizin gibi giyimdesiniz. olmasak da öyleyiz abla. He? Yani Sizin ben gibi olmasak da spor öyleyiz. şıklığı daha çok tercih ederim. Beraber aynı şıklıktasınız. Aynı... Meleğimin annesi geldi. Gönlümün sultanını alıp gideceğim. Gönlünün sultanını. Kızımı. Kumsal alıp gitmek istiyorsun. Şimdi ama çocuğun satışı ile ilgili olarak satılması ile ilgili de çok iddialar var. Havada uçuşuyor. Önce ama ben şunu merak ettim. Siz önce Aydın'da bir araya geliyorsunuz Ayşe Evet, Hanım, değil mi? evet, Kübra'yla sokakta evet, yaşarken sosyal medyada işte evet. sizin çocuklara bakıcılık yaptığınızı. Gerçi çok da ona çok inanmadık ama hadi neyse inandık diyelim. Nasıl? 14 yaşındaki çocuğa bakıcılık yapılmaz. Şimdi şöyle, ben Dur. çocuklarımı yalnız bırakmadım. Bugüne kadar hep O başka bir babaları şey. oldu Hayır, o başka bir şey mi? başlarında. 14 yaşındaki bir çocuğa Kübra niye bakıcılık yapsın? Şöyle, başlarında durması için. Başlarında durması için. Durması için, evet. Tamam peki canım. Yalnız kalmamaları için. Sonra Aydın'da Tedirginim, panik bir siz insanım. Aydın'da yaşıyorsunuz. Bir de işte Kars'ta bir ev var. Dediniz ki ben Kars'ta Kübra'ya bir ev dizdim. İşte orada Kars'ta kalıyoruz. değil abla. Aydın'da evi Aydın'a benim dizildi. evim. Şimdi benim Kars'ta yanımda, beraber çocukların kalıyorum. yanında duruyor. Ben çalışıyorum. Ama Kars'ta yaşayacaksınız. Eğer Tabii ki. kumsalı alırsanız Kars'ta Tabii ki yaşayacaksınız. Kars'ta. Yani Tabii. eğer o çocuğu alırsanız hangi koşullarda, nerede yaşayacak ben onu merak ettim. Gelsin o Kars'taki evin görüntülerin hangi koşullarda nasıl bir Tabii. eve eğer alırsa çocuğuna Tabii. gidecek Kübra. Kars'taki evi bir görelim şimdi. Değerli toplu bir ev. Şimdi orada oğlunuz kaç yaşındaydı? 13 yaşında. 13 yaşında. Evet. Kızınız kaç yaşında? 15. 15 yaşında. Evet. Şimdi onlarla beraber bu evde Hep beraber yaşayacaksınız. Hep yaşayacağız. beraber Evet. yaşayacaksınız. Yani sonuna kadar da kumsala Tabii ben ki. işte sahip çıkacağım Tabii ki. diyorsunuz İkinci beraber. annesi de ben olacağım. İkinci annesi ben Evet. olacağım diyorsunuz. Evet. Peki telefon hattında çok önemli bir iddiada bulunan biri var. Siz daha önce çünkü Sinan Bey çocuğun babası. Bu arada tabii ağız alışkanlığı hep şunu söylüyoruz biz. Kübra'nın eşi diyoruz ama aralarında resmi nikah yok. Bir izleyicimiz beni uyarmış çok haklı. Onlara çünkü karı koca diyemeyiz. Sadece birlikte yaşadığım birinden bir çocuk yapmışsın. Aynen. Maalesef yapmışsın. Keşke Ya, yapmasaymışsın o da yani. Ama kazayla oldu abla. iyi ki ama şu anda evlat evlattır. Yani yazık günah o çocuğa. Yani öyle bir ortama doğmuş ki Tabii. yani gerçekten. Sen daha 23 yaşındasın. O 44-45 yaşında. Onun bambaşka bir hayatı var. Senin bambaşka bir hayatın var. Şimdi o çocuk kimin nerede nasıl kalacak? Yani gerçekten bilmiyorum. Dilim Yani de abla, Allah'a büyük konuşmayayım ama kızımı dur. inşallah alırsam sizin sayenizde. Şimdi Kızıma senin çocuğun babasının iddiası şu: Ayşe mesaj atıyor ona, diyor ki Kübra aslında çocuğu alıp satmak istiyordu diyor. Siz bunu yalanladınız. Dün yok öyle bir şey. başka biri daha aradı. Bunlar çocuğu satacaklar dedi. O da şu anki çocuğun bakıcısı Neriman Hanım'ın damadı çıktı. Evet, bir Şimdi de telefon 6 gün hattında ben biri o daha zaman var. tanımadım. Telefon hattında biri daha var. O da benzer bir iddiada bulunuyor. Bir alalım kendisini hatta. Alo, hatta mısınız? Evet, hattayım. Merhabalar. Siz Merhaba. ne biliyorsunuz kumsalla ilgili olarak? Kumsalın sizi dinleyeyim ben. Buyurun. Ben şöyle bir şey anlatayım size. Yaklaşık 7 günlük bir bebekken halama evlatlık verilecekti. Halanıza evlatlık verilecekti. Aha, evet. Halası kim? 7 günlük bebekken. Kim Evet. verecekti? Kim verecekti? Annesi. 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 Halan kimmiş senin? Bir dakika. Kübra, bir dakika. 100 milyar civarı bir para istendi. 100 bin lira para istedi. Efendim? Ya halan kim? Halan ismi yok mu? Sinan'ın İni cini adamları şeyi bunlar. yok mu? Ama bakın bu çok önemli bir iddia. Dolayısıyla Bunu alanınızı soyuz... ispatlar mısın bana? Evet. Bak bunu ispatlar mısın? Yalan Sizler söylüyor. yüzünüzden Bunu Didem Sinan abla da falan tutmuş ekipleri de olabilir. inanmıyor. Bunlar iddialarda Yalan. bulunuyorsanız Size ispatlayın. inanmamaları gayet normal zaten hanımefendi. Size Ispatlayın hanımefendi, inanmamaları normal. tanımıyorum Ben seni, sizden kimsin nasıl ama ispatlayabilirim ki böyle bir bir dinleyeyim. şeyi? Bak Kübra, izin Bir ver dinle bir bakalım. öğreneceğiz. Dinleyelim Bak bir bakalım. dinleyelim. Peki annenizi, pardon, halanızın sadece ismini söyleyin. Soy ismini söylemeyin. Alo. Ayşen. Ayşen. Hı. Hangi Ayşen kim? mahallede İstanbul'da yaşıyorlardı? Çocuk o zaman Maltepe. Maltepe. Yalan söyle Maltepe. abla.
Öyle bir şey arkadaşlar, Sinan Bey Maltepe civarında mı yaşıyor Sinan Bey? Hayır abla, Gaziosmanpaşa'da. Gaziosmanpaşa'da yaşıyor. Havuzbaşı'nda, evet abla. Ben size şöyle bir şey anlatayım. Bana bir olayı anlatır mısınız? 6 günlükken bu olay yaşanıyor. Yani bebek, evet. 2020 10 Ekim civarı falan. Aynen, civarı. Aynen öyle. Peki nasıl ulaşıyor halanız şeye, Kübra'ya? Kübra bir arkadaşı vasıtasıyla halama ulaşıyor. Bir arkadaşınız vasıtasıyla. Halanızın çocuğu öyle. Olmuyor mu? Olmuyor. Olmadığı için de o da evlatlık alacak bir ev. Ama yasal yollarla almak istediler. Kübra Hanım bunu kabul etmedi. Yasal yollar. Bunu kabul etmeyince eniştem de kesinlikle ben böyle bir şeye giremem dedi, vazgeçti. Ya bana ispatlar mı? Kübra, bak bu tür iddialarda bulunuyoruz. Hanımefendi diyor ki bunu ispatlayın diyor. Yani teyzenize, pardon, halanıza bir fotoğraf gönderdiler mi? Bir kayıt var mı? Hayır, yüz yüze geldiler. Abla, Nerede görüştüler yüz yüze? Halamın evine geldiler yüz yüze. Ben hatta yanında bir tane beyefendi vardı. Kim vardı yanında, Kübra'nın yanında? Arkadaşı olduğunu iddia eden bir beyefendi vardı. Bir beyefendi. Kimmiş o beyefendinin adı? Sizin arkadaşınız olduğunu iddia etmişti. Beyefendi de ismini bilmiyor musunuz ama? Ben iddia ediyorsam ismini bilmiyor musunuz? Sen o zamanlar o ya kadar bana bunun ispatını gösterin. Haldeydin ki yalvarıyordun. Ya pazarlık yaptınız ya. Neyi pazarlık? Ya kurban mı ya? Benim evladım kurban mı? Benim evladım bir ev mi? Bir araba mı? Ben evladımı niye pazarlayayım? Evladımı ben niye mi ona buna satayım? Ben istemezsem gider yuvaya veririm. Ben istemiyorum. Hep ısrarla söylüyorum, kimsenin özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Şimdi dün bir kişi de beyefendi, Neriman Hanım'ın damadı Bahadır Bey'di galiba, değil mi? Bahadır Bey de yine bağlanmıştı, önce 6 günlükken dedi. Sonra Ayşe Hanım'la gelip beraberken çocuğu satmak istediler gibi ifadede. Siz Ayşe Hanım'ı tanıyor musunuz? Ayşe Hanım... Hayır, ben Ayşe Hanım'ı tanımıyorum. Ayşe Hanım bilmiyorum. Sizin Neriman Hanım'da bir akrabalığınız var mı? Hayır, ben hiçbirini tanımıyorum. Peki ben Kübra'nın canım benim, ben seni halanın nereden tanıyorum? Ben seni nereden tanıyorum? Halanın nereden tanıyorum? Ben bir kere Maltepe'ye gidip gelmeyen Kübra, bir insandım. Kübra, ben yanılıyor olamam. Bak, ben gördüğüm insanı unutmam. Ben yanılıyor olamam. Sen paraya yanılıyorsun. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. O sırada Kübra nasıl bir durumdaydı? Hali, tavrı nasıldı? Çok berbattı. Kötü durumdaydı. Çok berbat. Çocuğu yanında getiremez herhalde. Size bir görüşmeye geldi anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Görüşmeye geldi. 6 günlük bir bebeğin olduğundan bahsettim. Halamla oturdular, konuştular. Eniştem yasal yollar dedi. Yasal yollar mevzusu dönünce bunlar vazgeçtiler. Bunlar dedin? Siz. Kim? Siz. Bunlar dedin yani sen, çoğun niye konuşuyorsun? Bunlar dedin? Ben Maltepe'ye geldim, dayı bana ispatlar mısın? Senin arkadaşın dedi ki mahkemeyi karıştıramayız dedi. Eniştem dedi ki ya mahkeme olmadan ben bu çocuğu nasıl evlatlık alacağım dedi. Benim arkadaşım kim ya? Benim arkadaşım yanınızda kim? Benim İstanbul'da yanınızda, arkadaşım olsa sizin ben şu an İstanbul'da sizin olmadım. Yanınızda, sizin yanınızda Serkan diye bir adam vardı. Kim? Adamın ismi kim? Neyine? Serkan diyor. Bak. Serkan diye biri vardı. Serkan kim ya? Serkan kim? Tanıyor musun öyle? Siz Serkan de orada kim, mıydınız abla? O anda? Bir dakika. Orhan Bey bir şey sordu size hanımefendi. Hanımefendi siz de orada mıydınız? Siz de orada mıydınız o anda? Evet, ben de oradaydım. Birebir evet. Yaşadınız yani. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Halanız şu anda kaç yaşında? Konuşabilecek durumda mı? Konuşabilecek durumda ama halam bağlanmak istemiyor. Bağlanmak istemiyor. Neden? Halanız da tanıdı ama, değil mi? Kesinlikle hemen tanıdı. Bana haber veren de kendisiydi. Kübra, sen 6 günlükken bebeğini, 6-7 günlükken bebeğini terk etmişsin. Niye terk ettin o zaman? Abla, ben dediğim gibi Sinan'dan darp gördüğüm için, Sinan'dan şiddet gördüğüm için benim gidecek yerim olmadığından dolayı ben kızımı bıraktım. Peki kızını alsan, ablana götürseydin ablan bakmaz mıydı? Abla, ablam beni reddetti, kızımı mı reddetmeyecek? Ya sen bir teyzesin, sen bir kardeşinin kızı doğmuş, çocuğu olmuş bir teyzesin. Hastaneye gelmedi, onun doğum yaptıktan sonra gelmedi. Kendi tarafı da gelmedi, benim Peki tarafım sen, da gelmedi. Sen acaba şimdi o zaman tabii darp görüyorsun, işte senin iddiana göre Sinan seni işte pazarlamak
istiyor. Evet, eğlence mekanlarına hatta hamile hamile götürüyor falan. O sırada sen anca acaba çok çaresiz kalıp, yani tabii ama çok çaresiz kalmak değil bu. Yani bebeği acaba başka bir yere verip bir yandan da hayatını kurtarmak için 100 bin lira gibi bir rakam almak hayatının aklından geçti mi? Abla ben paramla niye kızımı vereyim? Ben istememiş olsam, ben kızımla razı olmasam götürürüm çocuk esirgeme kurumuna veririm. Normalde öyle olması lazım. Hani, çocuk yurduna veririm. Ama biz şunu da biliyoruz. Maalesef çocuklarını evet, böyle satanlar yok mu? Abla bana ispat gösterin. Elinizi ayağınızı öpüyorum. Yok, hayır, ben biz sadece size. Bu bir iddia. Konuşuyoruz. Bu denilen kişi kimse. Ya bu Sinan'ın tarafıdır ya da benim halamın kızlarıdır. Kendi sesini değiştiriyor. Halanızın kızları. Evet. Ama bu kimse gizlik çıksın ortaya. Onu bağlar delikanlıysa. Dur. Bana ispatlayarak desin ki buyurun. Ayşe ne diyorsun? Bir gizli tanık var. Ayşe birinden bahsetmiş arkadaşlar size. Doğanay sana söyledi mi o kişiden? Evet, evet. Söyledi mi, biliyor musunuz o kişiyi? Evet. Tamam, o kişiyi bir bana yazın, kimse yayına yani gizli bir tanık ne anlayacak o kişi? Çok var ya. Yani. Ne biliyor o kişi Ayşe Hanım? Ne biliyor o kişi? Yok, bu Kübra'nın yani ailesinden, Kübra'ya ne kadar gıcık olduklarını, Kübra'nın başına neler getirdiklerini. Yani bu kız doğru söylüyor. Kendi alasının kızları olabilir. Şimdi hani iddia diyorlar ya burada Sinan Bey ile alasının ilişkisinin olduğunu falan. Çünkü benim onun kızı ne dedi biliyor musun? Şabla. Ben bunu duydum. Ne dedi? Elif Hanım dedi ki o kızı ne sana verdireceğim ne de Sinan'a verdireceğim. Var hepsi. O yüzden bildiğim için konuşuyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz o çocuğu niye istiyorsunuz? Çocuğu abla, ablacım evladım, ya. Evladım. Ya Ayşe. Çocuğu abla ya. Evladım. Sen çocuğunu istemez tabii çocuğum, misin? Tabii ki isterim. Benim iki çocuğum yanımda görüyor ağlıyor abla ya. Bak isterim ama bir yıl, bir buçuk yıl boyunca görmeyip sonra tamam. Birden hayır. Çocuğum çocuğum ben, demem benim yani. Benim yanıma geldiğinden ben bir beri buçuk yıl boyunca istiyor. Kendimi yerlere atarım bak, yani Ayşe. Çocuğu benim yanıma geldiği günden beri bu kadın istiyor. Ama bizim anlamadığımız şu. Yani. 6 günlükken şuradaki isteği var ya şu anda bu çocuğu bu kadar istiyor evet. Burada. Aynı isteği 6 günlükken terk ederken gösterseydi çocuğu bana dedim, yanına alıp dediğini, birlikte dediğini birlikte miyim? Çocuğunu alıp birlikte evden çıkmış olsaydı ben dedi o ben sordum bak hocam? Bunları da sordum nereye gittin tek başına nereye gittin ben dedi ki Kübra? Sokaklarda tektim hocam. Ya gidersin bak, sığınma evine geçersin. Çocuğum da orada benimle sana bakar, yurt var. Kalmasın. Sokaklarda sürünmesin diye ben çocuğumu almadım dedi. Arkadaşlar telefon attığında yani, bir kişi var. Yani